Yaşayan ekonomiye hoş geldiniz. Işıltılı mağazalar, sürekli yenilenen kampanyalar, sinemalar, kafelerle alışveriş merkezleri artık hayatımızın bir parçası. Peki yarın 14 Şubat Sevgililer Günü. Hem 14 Şubat Sevgililer Günü hem de diğer özel günler acaba alışveriş merkezlerinin cirolarını nasıl etkiliyor? Yanımda Feyza Hanım var. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz? Çok teşekkür ederim. Ben deyim. Siz burada çok büyük bir alışveriş merkezini yönetiyorsunuz. Evet, aynen öyle. Evet. Aslında hem özel günlerin hem de diğer zamanların cirolarını konuşacağız biz sizinle bugün. Evet. Ben öncelikle 2016 yılının genelinde bir saptama var, bir tespit var. Bunu paylaşmak istiyorum. 2016 yılı genelinde AVM'lere ziyaretçi sayısı %3,5 azalmış. Fakat buna rağmen cirolarda %7,1 artış görülüyor. Peki biz 2017'nin ilk aylarındayız. Yeni yıl alışverişlerini hemen yeni daha atlattık. 14 Şubat'a geldik. 14 Şubat'la ilgili ciroların artışıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii 2016 yılında dediğiniz gibi Türkiye genelinde ziyaret sayısında bir düşüş var. Ama Bursa özelinde bu kayıbı biz yaşamadık Bursa'da. Bursa'da bir düşüş söz konusu olmadı ziyaret sayısında ama ciro artışlarımız söz konusu. Şimdi evet 14 Şubat dönemi her özel gün olduğu gibi alışveriş merkezleri bu özel gün için de hazırlandı. Geçen haftadan başlayan birçok etkinliklerimiz özel güne, bu özel güne yönelik mağazalarımızda kampanyalar ziyaretçilerimizi bekliyor. Çok güzel süslemişsiniz her yeri. Aşkı hatırlatıyor. Evet çok yerde. Evet. Biz de gelen ziyaretçilere bu duygusal anı paylaşmak adına birkaç noktada küçük sürprizler hazırladık. Peki ciro rakamlarıyla ilgili ne söylüyorsunuz? Metrekare bazında sanıyorum değil mi rakamlar? Genelde verimlilik hesapları evet ciro bölü metrekare bazında ölçülüyor. Dediğim gibi Bursa ili Türkiye ortalamasıyla neredeyse hani üstünde İstanbul'a yakın bir ciro verimliliği sağlayan bir ilimiz. Bursa'da ciddi anlamda perakende sektörü için verimli bir il ve böyle yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi özel dönemlerde cirolar dediğiniz gibi sizin de bahsettiğiniz gibi katlanarak artıyor. Katlanarak artıyor. Evet. Peki sevgililer günü alışverişleri aslında böyle bir hafta 10 gün öncesinden falan başladı. Tabii. En çok hangi ürüne rağbet var? Ciro hangi üründe en fazla? Şimdi metrekare ciro dediğiniz için söylüyorum. Kuyum sektörü sevgililer gününün lokomotifi diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz hani çok ucuz ürünler yok o sektörde. Metrekarelerde küçük. Kuyum sektörü bir numara. Arkasından kozmetik, aksesuar, ayakkabı, çanta, hazır giyim şeklinde devam ediyor. Ama bir numara kuyum sektörü. Bir numara kuyum sektörü. O zaman özellikle 14 Şubat'ta herhalde böyle pırlanta ya da pırlantanın versiyonu olan ürünler, tek taş, beş taş yanında değil mi? Evet. Epey satılan ürünlerden. Evet, şimdi hatta ben bakıyorum vitrinlere. Genelde bütün markalarımızda kampanyalar var. İşte tek taş alana kolye hediye, işte ya da işte bileklik alana bir şey hediye. Hep böyle mağazalar da kendi özelinde birçok sevgililer günü için kampanyalar düzenlemiş durumda. Pırlanta alamasalar da dediğim gibi versiyonunu alıyorlar evet. Ama yine de alınıyor diye düşünüyorum ben. Evet, evet. Evet, takı ve aksesuar gerçekten sevgililer gününün vazgeçilmez hediyesi. Sonra işte kozmetik, parfümeri, ayakkabı, çanta, hazır giyim şeklinde liste devam ediyor. Bugünler için firmaların özel olarak bir segmentasyon değişikliğine gittiğini söyleyebilir miyiz? Pazar ürünleri değişiyor mu? Tabii her özel günde belli ürünlerini öne çıkartıyorlar. Yılbaşında farklı bir ürünü çıkartırken sevgililer gününde daha çok hediyeye yönelik, yani sevgiliye yönelik hediyeleri ön planda tutup bu kapsamda kampanyalar düzenliyorlar. Bu arada en çok hangi yaş grubu AVM'lerden alışveriş yapıyor diyebiliriz? Aslında alışveriş merkezleri 7'den 77'ye herkese hitap ediyor. Fakat özel günlerde bu yaş grupları değişiyor. Az önce saydığımız ürünler gibi. Sevgililer gününe de baktığımızda tabii ki de hediyeyi daha çok gençler alıyor. İşte ne diyeyim işte 16 ile belki 35 yaş arası biraz daha sevgililer günü hediyesi yaş grubu artış var. Ama kendisini işte eşine her zaman sevgili gören birçok kesim de var. Bu önemli olan sevgililer günü değil, aşk günü, aşk günü. Sevgi günü. Herkes birbirine hediye alabilir diyoruz buradan. Herkes birbirine hediye alabilir. Sadece gençler almasın. Evet, seven herkes sevdiğine hediye alsın. Evet, alışveriş de herhalde bu vesileyle canlanmış tabii, olsun diyoruz. Tabii. Böyle zamanlar çok önemli. Hem sektörü birazcık böyle yüksek tutmak için önemli. Hem insanların kendilerini mutlu etmesi için önemli. Hatırlanmak, hissedilmek, sevildiğini bilmek. Bence bunlar güzel duygular. Herkes birbirine, yani küçük de olsa, bir çiçek de olsa, bir kitap da olsa
bence bir şey almalı diye kadınlar düşünüyorum. Kadınlar galiba daha çok hissediyoruz bunu. Daha evet. çok ihtiyaç duyuyoruz sevmeye, evet. sevilmeye, hatırlanmaya, evet. hediyeye ihtiyaç duyuyoruz. Ben farklı bir konuya geçeceğim. Bir haber vardı yakınlarda. Alışveriş merkezlerini kadınlar kurtarıyor diye. Bu hem yönetim anlamında kadın yönetici sayısının artması hem de müşteri anlamında kadınların daha fazla olması. Siz de bir kadın yöneticisiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Evet, yani kadınlar bizim sektörün gerçekten önde giden kesimi diyebilirim. Çünkü sonuçta hani artık kadınlar da gerçekten iş hayatında çok etkin. Fakat Türkiye ortalamasına baktığımızda erkekler biliyorsunuz daha fazla çalışıyor. Ve gün içinde işte şu bu saatlerde kadınlar daha çok alışverişe geliyorlar. İşte çocuğun alışverişi, eşin alışverişi, evin alışverişi derken kadınlar yani tüm gün boyunca alışverişe gelirken erkekler daha çok iş çıkışlarında ya da hafta sonlarında alışverişte olmayı tercih ediyorlar. Mesai saatleri değişince o zaman evet. O zaman değişiyor. Evet evet. O zaman kesim değişiyor. Peki. Acaba son yıllarda bu internet AVM'lerin özellikle çoğalması, internet alışverişlerinin artması AVM'lerin cirosunda değişiklik yarattı mı? Yaratıyor mu? Şu an olumsuz bir etki söz konusu değil. Çünkü biz araştırmalarda şunu görüyoruz. İnsanlar gerçekten internetten araştırıyorlar. Yani bir ürünü nerede daha uygunu alırım, nerede daha çeşit var gibi araştırmaları internet üzerinden yapıyorlar. İşte cep telefonlarından ya da bilgisayarlarından. Fakat yine alım kararını gelip mağazanın içinde deneyerek, dokunarak ve hissederek yapıyorlar. Evet. Oldu mu olmadı mı görerek. Aynen öyle, aynen öyle. Bir haber vardı bundan 20 sene evvel yaklaşık olarak. Diyordu ki AVM'ler daha ilk açılmaya başlandığı zamanlarda AVM'ler obur işletmelerdir. Bir süre sonra kendi kendini yiyecektir. Ama öyle olmadı. AVM'ler giderek arttı. Hem Bursa'da hem de ülkemiz genelinde giderek arttı AVM'ler. AVM'lerin bu sayısının giderek çoğalmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi alışveriş merkezleri gerçekten çok ciddi anlamda tüketicisine konfor yaratan yerler. Bakın yani dışarısı şu an -2-3 gibi bir soğuklukta ama biz burada bu şekilde sizinle birlikte konuşabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. İnsanlar yazın sıcaktan kaçıp serin ortamlara, kışın soğuktan sıcak ortamlara geliyor. İşte kapalı otoparkına park ediyor, işte mescidi var, çocuk lavabosu var, bebek emzirme odası var, yemeği var, kitap işte lostrasına ayakkabınızı bırakıyorsunuz, terziye bir şeyinizi bırakıyorsunuz, bütün mağazalardan alışveriş yapıyorsunuz. Yani bu konfor gerçekten çok önemli tüketiciler için. O yüzden alışveriş merkezleri yeni çağın vazgeçilmez perakende yerleri diyebiliriz. Bize farklı bir klima, farklı bir güvenlik ortamı tabii sunuyor. Güvenlik çok önemli özellikle son dönemlerde. Hani güvenlikli, hı hı. çocuğunuzu çok rahat. Ben görüyorum aileleri hafta sonu kapıdan çocuklarını bırakıyorlar belli bir yaştaki çocuklarını. Çocuklar sinemaya gidiyor, dolaşıyor burada güven ortamında. Sonra birkaç saat sonra gelip alıp tekrardan buradan çıkıyorlar. Güvenli bir şekilde. Evet. Peki bu öyle. Soğuk havalar özellikle cirolarınızı etkiliyor mu? Tabii kışın kış dönemi zaten her zaman için ciroların yüksek olduğu dönemdir. Çünkü hani ürünler biraz daha pahalıdır. İşte bot vardır, mont vardır vesairedir. Hemen bir yağmur yağsın, kar yağsın, cirolar birden patlar, yukarı çıkar. İşte bir bakar çocuğun ayakkabısı su almış ya da montu yeterince sıcak tutmuyor. Hemen gelip buradan alışverişleri artırırlar. Artıyor. Aynı zamanda AVM'ler çalışanlar için de ekmek kapısı, evet, değil mi? Çok fazla hem güvenlik anlamında hem temizlik hem kasa hem satış görevlileri değil mi? Çok ciddi bir istihdam. Peki böyle özel zamanlarda çalışma saatlerinde ritimde değişiklikler neler oluyor? Şimdi biliyorsunuz alışveriş merkezleri tamamen kurumsal ve yasal işletmeler. Burada gayri resmi, işte fişsiz satış ya da işte sigortasız personel gibi bir şey söz konusu değil. Tamamen yasal mevzuata uygun hareket ediliyor. O yüzden vardiya usulü çalışılıyor. İşte sabah biri açarken öğleden sonra gidiyor, öğlen bir vardiya var. Böyle zamanlarda tabii ki de bir takım mesai saatlerinde artışlar ya da hafta sonu arttırıyor, hafta içi izin yapıyor gibi. Çok ciddi anlamda istihdam yaratıyoruz. Bizim ölçeğimizde bir AVM'de minimum 2000 kişi, işte bizden daha küçük yerlerde 750.000'den başlayıp 2500'e kadar çalışan, dediğiniz gibi güvenliği, temizliği, taşeronları, mağaza çalışanları çok ciddi anlamda bir istihdam yaratıyor. Çok ekonomisine. Ekmek evet. kapısı. Evet. Peki hem sosyologların hem psikologların bir tespiti var. Hem fikirler onlar bu konuda. Diyorlar ki özel günler tüketime teşvik ediyor. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? İşte konuşmamızın başında da dediğimiz gibi özel günler gerçekten tüketimi teşvik ediyor. İnsanlar yılbaşı gibi, sevgililer günü, anneler günü, babalar gibi dönemlerde hatırlanmak ve sevildiğini görmek
düşünüldüğünü bilmek istiyorlar. Biz de karşımızdaki insanlara bunu hissettirmek istiyoruz. O yüzden böyle zamanlarda küçük de olsa birbirimize bir şeyler alarak bugünü gösteriyoruz. Ve bu da tabii ki de tüketimi arttırıyor. Evet, ekonomiye de bir can suyu oluyor. Evet, can veriyor. Peki siz burada neler yaptınız bugüne özel? Özel kampanyalar var mı? Evet, şimdi biz geçen haftadan itibaren başladık. Hafta sonu ağırlıklı olarak böyle aşkı ve sevgiyi gösterecek, hissedecek müzikler, dans gösterileri yaptık. Bir araba çekiliş kampanyamız var. Yılbaşında başladığımız. Sevgililer günü sonuna kadar devam edecek. İşte bir çekiliş kuponuyla bir otomotiv hediye edeceğiz bir ziyaretçimize. Onun dışında mağazalarımızda çok çeşitli kampanyalar var. İşte bir alana bir bedava ya da işte bir şey aldığında yeni bir sevgililer günü hediyesinde biz size hediye ediyoruz tarzında birçok mağaza kampanyalarımızda söz konusu. Mağaza kampanyaları da söz konusu. Peki son olarak aslında perakende satış için bu çok önemli. Herkes burada ürünlerini satıyor. AVM yatırımcıları satıyorlar. Ben bir şey soracağım. Çok konuşuluyor bu konu. Diyorlar ki AVM'lerin kiraları çok yüksek. Bununla ilgili bir aralık söyleyebilir misiniz bana? Bu çok konuşulan bir şey. Çok fahiş fiyatlardı ve üstelik de döviz de olması hep tartışılıyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ya aslında çok değişken AVM kiraları. Yani bugün 10 euro metrekare kira da var. 300 euro metrekare kira da var. Birazcık bu alışveriş merkezinin nerede olduğu, konumu, kime hitap ettiği ile ilgili bir şey. Ama biz şunu biliyoruz ki alışveriş merkezlerinden çok cadde mağazalarında da çok ciddi anlamda kira var. Eğer iyi bir yerde, iyi bir lokasyondaysa bugün İstanbul'da birçok caddede alışveriş merkezinin belki 3-4 katı kadar kiralar konuşuluyor. O yüzden önemli olan verimlilik. Doğru yerde, doğru kirayı ödeyen perakendeci her zaman mutludur. Bu tür özel günlerin ekonomiye bir umut olduğunu söyleyebilir misiniz? Kesinlikle söyleyebilirim. Dediğiniz gibi bu bir motivasyon, bu bir ekonomiye can. Böyle özel günler gerçekten hem insanları daha böyle mutlu ve motive hissediyor hem de birazcık sektöre artı değer katıyor. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bilgiler için. Çok güzel ve çok zor bir iş yapıyorsunuz. Yöneticilik zor bir iş. Çok teşekkürler, sağ çok olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz, biz çok teşekkür ederiz. Hediyeleşmek güzel, 14 Şubat'ta hediye almak çok güzel ama tabii ki ekonomik değerleri de var bunun. Bence gülümsemek en güzel hediye diyorum. Şimdilik sözü devrediyoruz yepyeni bir konu ve konuklarımızla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.